Datça'da görülecek yerler veya tarihi mekanlar denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Mehmet Ali Ağa konağıdır. Bu videoda yörede Kocaev diye bilinen 19. yüzyıldan kalma tarihi konağı gezmiş olacaksınız. Aslına uygun olarak restore edilen konak, Akdeniz yöresinin günümüze gelebilmiş en eski sivil mimari örneklerindendir. 5,5 dönüm bahçesinin peyzaj düzenlemesi konağı daha da güzel gösteriyor. Bahçesinde yürürken her tarafta kuş seslerini duyuyorsunuz. Bugün bir müze, otel ve restoran olarak hizmet veren konak, Datça'da görülmesi gereken yerlerden. Konağı gezerken bu gibi yapıların ne kadar kırılgan, hassas olduğunu gördüm. Restorasyonu kadar onu gelecek kuşaklara aktarmak da kolay değil. Devamlı bir koruma, bakım istiyor. Tabii bunun da maddi olarak büyük bir yük getirdiği bir gerçek. Konakta yapılan peyzaj çalışmaları konağın geleneksel görüntüsünü bozmayacak şekilde düzenlenmiş. Buna havuz da dahil. Konağın arka tarafında yüksek bir teras üzerinde yer alan havuzlu mekandan konağın muhteşem manzarasını görebiliyorsunuz. Bahçe ve konak çok güzel bir bütünlük sağlamışlar. Akdeniz iklimine uygun bitkilerle düzenlenmiş bahçede portakal ve limon ağaçları da bulunuyor. Mehmet Ali Ağa konağında 19. yüzyıl Türk evi mimarisiyle modern anlamda bir otel anlayışı bir araya gelmiştir. Eski Datça evlerinde rastladığım deniz taşlarıyla yapılan zemin düzenlemeleri burada da görülüyor. Konağın kütüphanesi ve antika eserlerin bulunduğu oda oldukça etkileyici. Konak, butik otel olarak kullanımının dışında çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere de açık. Günün her saati konakta değişik bir ışık var. Yavaş yavaş geçmişe bir yolculuk başlıyor. Osmanlı Devleti'ne yaptığı yararlılıklardan ötürü Datça Yarımadası topraklarını işleme ve yönetme hakkı padişah tarafından Giritli Tuğvezade ailesine verilir. Konak 1800'lü yıllarda Mehmet Ali Ağa'nın babası Halil Ağa tarafından yaptırılıyor. ...2002 tarihine kadar harap bir halde kaderine terk edilmiş vaziyette duran konak, Mehmet Bir tarafından satın alınarak restore edildi, tekrar yaşama döndürüldü. Eski bina restorasyon öncesinde sağlamlaştırıldı. Bu yapılırken eski teknikler kullanıldı ve hafif hasarlı kısımlar korundu. Ahşap kısımlarda sedir ağacı kullanıldı. Sedir çok uzun yıllar dayanabilen güzel kokulu bir malzeme. Konağın en ilgi çekici kısımlarından biri baş oda. Bu oda yer sedirleri, antika eşyaları, kalem işlerinin güzelliğiyle insanı büyülüyor. Orijinal desenler yine orijinal renklerde çalışılmış. Orijinalliği korunmuş tavan süslemeleri eski Türk tavan süslemelerini yansıtmakta. Birbirine geçmiş desenler hasır görüntüsü veriyor. Tavanın ortasındaki çarkıfelek deseni sonsuzluğun, sürekliliğin simgesi. Süslemelerde geyik, leylek, kuş, balık figürlerini görüyoruz. Baş odanın kalem işlerinde 7 uyurların isimleri ve tasvirleri var. Geleneksel Türk hamamı tarzında düzenlenen konağın hamamı odun ateşiyle ısıtılıyor. Konağın ahşap kapısından içeriye girer girmez zaman durmuş gibi sessiz, huzur veren bir atmosfer içinde yeşillikler ve rengarenk çiçeklerin arasından konağı seyrederek yürüyorsunuz.